Ne istiyorsunuz siz abi? Biraz daha ortalayın, biraz daha ortalayın. Şuraya geçin efendim. Oldu mu efendim? Değerli basın mensuplarımız, Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad'ın daveti üzerine bir Türkiye heyeti Şam'a gidiyor. Bu heyet milli şahsiyetlerden, siyaset insanlarımızdan, sanayicilerimizden oluşmaktadır. Bu anlamda bir Türkiye heyetidir. Çeşitli partilerden, çeşitli görüşlerden arkadaşlarımızı içermektedir. Suriye'nin kardeşliğine, dostluğuna muhtacız ve Suriye'nin küresel saldırıya karşı başını dik tutması, kahramanca direnmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen son yılların en önemli olayıdır. Biz bu gezimizle aynı zamanda milletimizin taleplerini hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Yani Adanalı, Hataylı, Antepli sanayicinin, tüccarın, esnafın, zanaatkarın taleplerini, eskiden o sınırımız barıştan sonra Tayyip Erdoğan yönetiminin ne hallere girdiğimizi en çok o güney illerimizdeki yurttaşlarımız, sanayicilerimiz, tüccarlarımız yaşamıştır. Ve onların talebiyle oraya gidiyoruz. Kilisli çiftçinin, Antepli çiftçinin ekmesi, biçmesi, üretmesi ve bu ürünlerimizi güney komşularımıza satabilmek için aynı zamanda gidiyoruz. Enerji güvenliğimiz için gidiyoruz. Suriye, Irak ve İran'la kardeşlik ilişkileri sayesinde Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak için gidiyoruz. Urfalı, Mardinli tır şoförü için, nakliyeciler için gidiyoruz. Yeniden yollar açılsın ve barış içerisinde Türkiye'nin ürünleri, Avrupa'nın ürünleri bizim güneyimizdeki komşularımıza ta Arabistan Yarımadası'na kadar taşınsın. Buradan şoförlerimiz ekmek yesin, nakliyecilerimiz kazansın. Bu amaçlarla bu geziyi yapıyoruz. Bu geziye karşı düşmanca tavırlar da oldu ne yazık ki. Dün Tayyip Erdoğan Bey'in 350 bin insanın katiliyle görüşmeye gidiyorlar şeklindeki konuşması gerçekten büyük talihsizlik. Kimin katil olduğunu bütün dünya biliyor. Suriye'ye terör ihraç edenler, küresel merkezlerle işbirliği yaparak komşumuzda yangın çıkaranlar, yangın kundaklayanlar orada 350 bin kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olmuşlardır. Onları herkes değil Tayyip Erdoğan'ın, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde de arkadan hançerlendiğimizi onlar tarafından hep yaşadık ve Lozanlarda, Parislerde, Berlinlerde yürürken hep baltalandık Tayyip Erdoğan yönetimi tarafından. Onlar Türkiye'nin küresel merkezlerden bağımsız politikalar inşa etmesine karşı düşmanca tavır almışlardır. Bir daha mahcup olacaklar. Suriye dostluğu kazanacak, İran-Irak dostluğu kazanacak, bölge ülkelerinin işbirliği kazanacak ve milletimize kazandıracak. Hem ekonomi alanında, hem barış açısından, hem de Türkiye'de işte ve komşularımızda teröre son vermek açısından. Bu bakımdan müjdeli haberlerle döneceğiz. Sayın Beşar Esad'la ve Suriye'nin devlet yöneticileriyle görüştükten sonra milletimizi de bilgilendireceğiz. Güzel haberlerle dönmek üzere sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bey'i telefonla aradım. Özel kalemine yazdırdım. Hemen döneceklerini belirttiler. Fakat dönmediler. Onlara da bilgi verecektim. Yani ne yapacağımız konusunda. Ama sanıyorum Tayyip Erdoğan'ın o talihsiz beyanından sonra Dışişleri Bakanı beni arayamadı. Daha öncesinde herhangi bir görüşmeniz var mı? Bu bir silah bırakma değil. Cumhuriyeti silah çekiyorlar. Burada silah bırakma yok. Cumhuriyetimize, vatanımıza karşı silah çekiyorlar. Yeni anayasa adı altında vatan bütünlüğümüzü, cumhuriyetimizin temel
ilkelerini ve milletin bütünlüğünü ortadan kaldıran bir girişimle karşı karşıyayız. Bu girişim AKP-PKK ortaklığıyla yürütülüyor. Bu bir suç ortaklığıdır. Cumhuriyete karşı cinayet girişimi içindedirler. Ve bozguna uğrayacaklar, göreceksiniz. Kesinlikle bozguna uğrayacaklar. Türkiye'nin İstiklal Savaşı'yla, Cumhuriyet Devrimi'yle kurulan temellerini yıkmaya kalkışanlar Türk milletini karşısında bulur ve bulacaktır. Ve buradan söylüyorum, bu Türkiye'ye silah çekenler, göreceksiniz, bozguna uğrayacaklardır. Burada silah bırakma yok. PKK'yı silahlı olarak yasallaştırma var. PKK'yı silahlı bir güç olarak Türkiye'de yasallaştırma, devlete ortak etme ve Türkiye'nin tekil vatan ve millet bütünlüğüne dayanan Cumhuriyet'in değerleri üzerinde kurulmuş devlet ve toplumunu yıkma girişimiyle karşı karşıyayız. Karşısında bütün milleti bulacaktır bu girişim ve kesinlikle bozguna uğrayacaklar. İtibaren evet. Suriye'den gelen Ermeniler, Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal topraklarını işgal etme çok teşekkür ederim. Sağlıkla. Güzel haberlerle döneceğiz arkadaşlar. Hepinize veda ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.